Çocuklar biliyorsunuz ilk olarak ağlamayla kendilerini ifade ederler. Dolayısıyla ilk çıkardığı ses ağlama, gülme, öksürme gibi daha hayati işlevleri ifade eden seslerdir. Ancak aylar ilerledikçe 6. aya, 8. aya geldikçe baba, mama, dede gibi basit ses tekrarları, hece tekrarları yapmaya başlar. Ve ilk 1 yaşına ulaştığı zaman da baba gibi, dede gibi daha çok görsel olabilecek, daha basit, daha dudaklarla veya dil ucuyla çıkarılabilecek sesleri çıkartmaya başlar. Zaman ilerledikçe çocuğun ses dağarcığındaki seslerin sayısı artmaya ve dolayısıyla çıkarttığı sesler de çeşitlenmeye başlar. Bunlara kıgı sesleri, sızı sesleri eklenmeye başlar. 3 yaş civarında çocukların hemen hemen konuşmada yer alan bütün konuşma seslerini çıkartıyor olmasını bekleriz. Örneğin 3 yaşına gelmiş bir çocuğun b, p, t, d, k, g, h, n, m, l seslerini, s, z, ş, j seslerini çıkartabiliyor olmasını bekleriz. Tabii ki gelişimsel bir takım bireysel farklılıklar söz konusu olabilir. Dolayısıyla 3 ile 4 yaş arasında çocuğun özellikle r sesi hariç, yani r sesi hariç diğer konuşma seslerini doğru bir şekilde yerli yerinde kullanabiliyor olmasını bekliyoruz. R sesinin üretimi 6 hatta 7 yaşına kadar gerçekleşebilir. O yüzden R sesini çıkartamayan bir çocuk için endişe etmeye gerek yoktur. Ancak 5 yaşına geldiği halde kg seslerini doğru şekilde çıkartamıyor. Bunların yerine td seslerini kullanıyor. Veya sz, ş, j sesleri yerine başka sesler kullanıyorsa uzman görüşü almak, bir değerlendirme istemek çocuk için doğru olacaktır. Çünkü unutulmamalıdır ki güçlü dil becerileri, güzel bir konuşma, güçlü akademik beceriler demektir. Çocuğun erken dönemde konuşmayla veya dille ilgili sorunları çözümlenmezse okula başladığı zaman akademik beceriler açısından bir takım sorunlarla karşılaşabilinir.